ben Çağla Yıldırım. 15 Aralık 2014 bülteniyle karşınızdayız. Çardak Havaalanı'nda bitmeyen çilenin adı sis. Havaalanı açıldığından itibaren problem olan sis, uçak seferlerini sıkça aksatmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus'un hafta sonundaki birçok seferi sis nedeniyle ya yapılamadı ya da uzun süren gecikmelere neden oldu. Osmanlıca okullardan önce kongre salonlarına girdi. Osmanlıcanın liselerde zorunlu ders olarak okutulması tartışmaları sürerken, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi AK Parti'nin Pamukkale İlçe Kongresi'nde Osmanlıca pankartlarla karşılandı. Bir partili üzerinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi yazısı bulunan Osmanlıca pankart açtı. Zeybekçi pankartı hazırlayan partiliye teşekkür etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına promosyon müjdesi. Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ personelinin maaşlarının yatırılacağı banka ihaleyle belirlendi. 3 yıl süreli ihaleyi kazanan Vakıfbank, Büyükşehir ve DESKİ personeline 1300 lira promosyon ödemesi yapacak. Sarayköy'de düzenlenen geleneksel deve güreşleri renkli geçti. Sarayköy'deki organizasyon öncesi Gazi Bulvarı'nda davullu zurnalı kortej yürüyüşü düzenlendi. Pazar günü de 150 deve güreş için meydana çıktı. Sarayköy'ün yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılımın olduğu deve güreşlerini 10 bin kişi izledi. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Simpaş Denizli Basket'in bileği bükülmüyor. Yeşil Lacivertliler Türkiye Basketbol 2. Ligi maçında final gençliği 71-61 yendi. Denizli temsilcisi bu galibiyetle Poi Arena'da oynadığı 5. maçta da puan kaybı yaşamadı. Spor Toto 3. Lig temsilcilerimiz haftayı galibiyetle kapattı. 1. grupta mücadele eden Kızılcabölük Spor, Denizli'deki maçta Batman Petrol Spor'u 2-0'la geçti. 2. gruptaki temsilcimiz Denizli Büyükşehir Belediye Spor, deplasmanda Çin'e Madran Spor'u geriye düştüğü maçta 2-1 yendi. İl genelinde hava parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı en düşük -1, en yüksek 15 derece olacak. Salı günü de güneş yüzünü gösterirken Çardak, Bekili ve Çameli için sis uyarısı yapıldı. Çarşambadan itibaren ise yağışlı hava etkili olacak. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizlihaber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.